Ailece kaldıkları enkazın altından sağ kurtulmuşlardı ama acı kader peşlerini bırakmadı. Milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, ağabeyleri ve babasından sonra evladını da kendi elleriyle toprağa verdi. Melekler der ki ya abi elhamdülillahi rabbil alemin. Kapı açıldı, minicik bir tabut çıktı aracın içinden. Babasının kollarında gitti musalla taşına. 4 aylık Hamza bebek, ömrünün yarısını geçirdiği yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti. Milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, acıların en büyüğüyle, evlat acısıyla baş başa kaldı. Allahu Ekber. Sofuoğlu Mart'ın başında almıştı oğlunu kucağına. Yaşadığı o büyük mutluluğu sevenleriyle paylaşmıştı. Bir cuma günüydü. Oysa o, büyük acıları hep aynı günde, cuma gününde yaşamıştı. 99'da Marmara depreminde enkaz altından çıkmayı başaran, ölüme meydan okuyan Sofuoğlu ailesinde ilk yaprak, 2 yıl sonra bir trafik kazasında düştü. Sofuoğlu ailesinin büyük oğlu Bahattin Sofuoğlu öldü. Ünlü yarışçı, abini cuma günü defnetti. 2008 yılında, yine bir cuma günü ise Sinan Sofuoğlu'nun acı haberi geldi. Ünlü yarışçı